Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün minik prenseslerimiz için mini elbisemizi çalıştık ee, beyazımızı ve kırmızımızı kullanarak ördüğümüz elbisemizi minik prenseslerimiz için hazırladık 0-3-4 aylık bebeklerimiz için uygun bir elbise şöyle ölçüsüne bakalım elbisemizin en üst kısımdan tutuyorum kolumuzun üzerinden ve aşağıya kadar beyaz kısımdan tamamlıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi 32 santim elbisemizin uzunluğu. Bel kısmından ölçümüze bakalım. Bel kısmından ise 22 santim elbisemizin genişliği. Evet elbisemizin önüyle arkası birbirinin aynısı şu şekilde gördüğümüz gibi önüne sadece fiyongumuzu örerek elbisemizi tamamladık. Evet Hepinize kolay gelsin diyerek hemen elbisemizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Elbisemi örmek için 3 tane rengimi kullanıyorum. Kırmızı mı etek kısmında, rova kısmında beyazı, siyahı ise aralarda e, gerekli olduğu yerlerde kullanıyoruz. 2,5 numarada tığımızı kullanıyoruz. Elimizin sıkı veya gevşekliğine göre tığ numaramızı büyütebiliriz. Evet, iplerimizin hemen kırmızının numarasına bakmak istiyorum. 3641 numara. Ve 100 gram 340 metre ipimiz. Beyazımız ise 208 numaralı klasik beyazımız. Siyahımız ise 217 numara. Yine 340 metre her bir ipimiz. Evet şimdi beyazımızda robasını örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Zincirimizi çekelim ve bölümlerimize ayıralım elbisemizi. Bir tane düğümümü atıyorum. Bir düğüm attıktan sonra birer birer zincirlerimi çekmeye başlıyorum. Bu düğümümüz zincirimize dahil değil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane zincirimi çekiyorum. 10. zincirimin içerisine bir tane ayraç takıyorum ve burası elbisemin arkası için küçük bir elbise başlıyorum büyük başlayacak arkadaşlarım burayı 14 ya da 16 yapsınlar iplerinin kalınlığına göre ve kolum için zincirimi çekmeye başlıyorum kolumu derin bir kol istiyorum o yüzden daha fazla zincir çekeceğim 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 16 tane zincirimi çektim kolum için hemen mavi ayıracımı 16. zincirin içerisine takıyorum ve elbisemin önü için 20 tane zincirimi çekmeye başlıyorum 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 tam 20 zincirimizi de elbisemizin önü için ördük ve pembe aracımı takıyorum tekrar kolum için 16 tane zincirimi çekmeye başlıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 16 zincirimin içerisine de kırmızı ayracımı takıyorum ve son olarak 10 tane diğer arkamız için örmeye başlıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane zincirimi de çektim bu şekilde başlangıçta yapmış yapmamız gereken hazırlığımızı yaptık şimdi büyük örmek isteyen arkadaşlarımız 14 ya da 16 olarak bu 10 başladığımız zinciri fazla başlayabilirler. Kolumuz için eğer 16 başladılarsa 20 ya da 22. 14 başladılarsa 20, 16 başladılarsa 22. Burası ön kısmını ise 14 başladılarsa 28, 16 başladılarsa 32 tane örmeleri gerekmekte zincirimizi büyütmemiz için. Yine kolumuzu söylemiştik zaten. Evet şimdi ölçümüze bakalım. 25 santim ölçümüz bakın şurası zincirimizin birinin başladığı yer 25 santimle hemen trabzanlarımızı örerek başlayalım 10 tane zincirimizi iki tane geri geliyoruz bir ve iki bakın iki tane geri geldim şöyle tutalım İki tane de ilave ediyorum bir ve iki tığımın başını doluyorum Gelmiş olduğum geriye çekildiğim ikinci zincir yuvasının içerisine gelerek batıyorum. Ve trabzanımı örüyorum. Bu teknik sayesinde tam 10 tane trabzanımıza ulaşacağız. İki trabzanımızı ördükten sonra birer birer zincirlerimizin içerisine ikili trabzanlarımızı örelim. Birer birer bakınız yerleştirmekteyiz ayracımıza kadar birlikte örelim. Evet bir tane daha örüyoruz. Ve ayracımızı görüyoruz. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8 ve 10. 10 tane trabzanımı elbisemin arkası için ördüm. Ayracımı kırmızı ayracımdan pembe ayracıma kadar olan bölüm ise kolumda hemen çıkarıyorum. 2 tane zincirimi 10. trabzanın üzerine örüyorum ve zincirimi çıkar ayracımı çıkardığım zincirin içerisine girerek trabzanlarıma pembe aracıma kadar birer birer örerek ilerliyorum birer birer bakınız ilerliyoruz farklı herhangi bir işlem yapmıyoruz zaten zincirimizi çekerken ayarlamalarımızı yapmıştık o yüzden pembe ayracımıza kadar trabzanlarımızı örerek gelelim. Evet ayracıma kadar örerek geldim. Hemen en son trabzanın üzerine iki tane zincirimi çekiyorum ve ayıracı çıkarıp hemen elbisemizin önü için hazırlamış olduğumuz zincirlere girerek trabzanlarımızı birer birer örüyoruz. Bakın her bölümü kendi içerisinde örüyoruz. Sadece bölümlerden diğer bölüme geçerken iki tane zincirimizi çekiyoruz. Her bölümümüzden diğerine geçerken ve trabzan atlamıyoruz. Zincir atlamıyoruz. Bakın zaten zincirlerimizi kendi sayısına göre örmüştük. Ve dümdüz mavi ayracın olduğu yere kadar örerek trabzanlarımı ilerliyorum. Evet işaretimize kadar geldim hemen en son trabzanın üzerine iki tane zincirimi çekiyorum işaretim kendiliğinden çıktı bakınız hemen batıyorum ve yeşil ayıracak kadar kolum için ördüğüm zincirimi trabzanlarını örerek tamamlıyorum. Şöyle bakalım. Zincirlerimize sadece birer trabzan örüyoruz. Evet yine işaretimizi taktığımız yere geldik. Ve en son trabzanımın üzerine iki tane zincirimi çektim. 10 tane trabzanımı zincirimin sonuna kadar örerek geliyorum. 3 birlikte örelim. 4 5 6 7 8 9 ve 10 bakınız herhangi bir şekilde fazla ya da eksik gelme durumu söz konusu değil hemen bakalım bölümlerimize şu şekilde önümüz Evet şöyle düzelttim hemen her iki 10 10 olan bölüm elbisemizin arkası 16 16 kollarımız 20 ise elbisemizin önü şimdi elbisemizin ikinci sırasını örmeye başlayalım bakın birinci sıramızı tekrar hatırlatmak istiyorum zincirlerimizi çekerek geldik ve zincirlerimizi çektiğimiz esnada bölümlerimizi ayraçlarla ayırdık ve her bir zincirin üzerine birer tane trabzan ördük ve Ayırdığımız bölüm sonunda iki tane zincirimizi çektik ve hemen hiç zincir atlamadan direkt diğer zincirden diğer bölüme geçtik. Bakın bu şekilde bütün bölümleri arada zincir bırakmadan ilerledik. Şimdi ikinci sıramıza başlayalım. İkinci sıramızda kafesler yapalım. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane zincirimi çekiyorum. Birinci trabzanım zincirden oluştu. İkinci trabzanımı atlıyorum. Üçüncü trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Bir defa başını doluyorum tığımı. Ve birinci kafesimi oluşturuyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Zincirimin altındaki trabzanı atlıyorum. Bir sonraki trabzanıma geliyorum. Her atladığım trabzan için bir tane zincir çekmem gerekmekte ki trabzan sayımız kaybolmasın bir zincirimi çektim aşağıdaki trabzanı atlıyorum bir sonraki trabzana batıyorum bakınız bunu atladım diğerine batıyorum bir tane zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum bir atlayıp diğerine batıyorum tekrar bir zincir çekiyorum bakın bir atlıyorum hemen 2 tane zincir çektim yere geldim. Burada artışlarımı yapmaya başlıyorum. 3 tane artış yapıyorum. 1 2 ve 3 3 tane trabzan örerek artışlarımı yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Yine 3 tane artışta kolumuz için bu öreceğimiz bölüm için gerekli olan artışlarımızı yapıyoruz. 1 2 ve 3 3 tane sağ tarafa bakınız. Buradan önümüz arkamız için gerekli olan trabzanımız. Diğer 3 trabzan ise kolumuz için gerekli olan trabzanımız. Şimdi 3 tane trabzanımı ördükten sonra bir tane zincir çekiyorum. Aşağıdaki bir trabzanı atlıyorum. Diğer trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Tekrar bir tane zincir çekiyorum bir trabzan atlayıp diğer trabzanımın üzerine batıyorum ve bu şekilde kol ayrımına kadar bir tane atlayıp bir tane trabzan örerek gelelim bir zincir yukarıdan çektik bir trabzan aşağıdan atlayarak artış yerimize kadar geldim bakınız en son trabzanımın üzerine yine trabzanımı ördüm buradan bir tane zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum 3 tane araya giriyorum bakın bir tane zincirimi çektim yine buraya bir tane kutucuğumu yaptım 2 3 ayrım yerine 3 tane trabzanımı ördüm 2 zincirimi çekiyorum tekrar 3 tane daha trabzanımı örüyorum 1 2 ve 3 3 tane artış yaptık başlangıçta bir tane zincir çekiyorum bir trabzan atlayıp diğer trabzanıma batıyorum bir zincir çekiyorum bir atlayıp diğerine batıyorum ve bu şekilde uç noktaya kadar ilerliyorum yani zincirimizin olduğu yere kadar bir tane zincir bir tane aşağıdan atlıyorum diğerine batıyorum şöyle görelim birer atlayıp birer zincirimizi çekiyoruz ve iki zincirimizin olduğu yere kadar ilerleyelim son trabzanımıza kadar örerek geldim tam son trabzanımın üzerine battım bir tane zincirimi çekiyorum ve araya üç tane trabzanımı örerek artışımı gerçekleştiriyorum 2 ve 3 2 tane zincir ilave ediyorum tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum 2 ve 3 Şöyle bakalım. Bakın burada yapmış olduğumuz 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan hem bölümlerimizi ayırıyor hem de elbisemizin gövde kısmını genişletiyor. Boyun kısmından gövdemize inerken olan genişlemeyi yavaş yavaş bu şekilde sağlıyoruz. Her sıramızda belirli artışlarımızı yaparak gövdemize doğru genişleteceğiz. 3 tane trabzan arkamız için, 3 tane trabzan kolumuz için diğer bu taraftaki üç trabzan yine kolumuz için üç trabzan elbisemizin önü için tekrar sol tarafındaki üç trabzan yine elbisemiz için zincir sonrası bakınız kolumuz için yani buradaki artışlarımız aradaki iki zincirlerle ayrılacak ve elbisemizin bütün bölümleri istediğimiz ölçüde büyüyecek yani birden bir genişlik değil yavaş yavaş düzenli bir genişleme sağlıyoruz şimdi Burada yapmış olduğumuz gibi diğer bölümleri de aynı şekilde bir tane zincir bir atlayarak sıramızın ucuna kadar örerek gelelim. Ve yaptıktan sonra lütfen ilk sıramızı kontrol edelim. Kutucuklarımız özellikle çift olanlar eşit olsun. Yani karşılıklı arkalarımızın kutucuğu eşit, kollarımızın kutucukları eşit olsun. Önümüz zaten tek. Evet şimdi örelim. Arkamızı tamamladıktan sonra görüşelim. Evet, ikinci sıramızın en son kutucuğunu birlikte örelim. Bir tane zincirimi çekiyorum. Zincirlerden ördüğümüz bakınız. Trabzanımızın üzerine gelerek batıyorum ve son kutumuzu da bu şekilde hazırlamış oluyoruz. 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra hemen iki sırasını ördüğümüz robamızı görelim birlikte. 10 trabzan ve 10 trabzan arkamıza başlamıştık. Üzerine kutucuklarımızı yaptık. 16-16 kollarımızda üzerine yine kutucuklarımızı yaptık. Diğer önümüzde 20 tane de kutucuklarımızı hazırladık. Ve ikinci sıramız da bu şekilde tamamlandı. Her bir bölümümüz için üçer trabzanımızı arttık. Bakınız 3 trabzan ve 3 trabzan arada 2 tane zincirimiz. Şimdi 3. sıramızı örmeye başlayalım. Bu sıramızda trabzanlardan oluşan sıra olarak devam edecek. Yani bir tane zincirimin içerisine bir tane trabzanımı örüyorum. 1'e 1. Bir. Sıradaki trabzanımı örüyorum. Tekrar sıradaki zincirimin içerisine girerek örüyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. Yine zincirimi içerisine girerek bir tane trabzan örüyorum ve bu şekilde artış yerime doğru ilerliyorum farklı hiçbir işlem yapmıyorum birebir örüyorum ve burada 3 tane trabzanımızı örmüştük bakınız bir önceki sırada arttığımız trabzanlarımız hepsinin üzerine birer defa örüyorum 2 ve 3 artık bu da gövdemize dahil oldu şimdi 2 zincirin olduğu yere geliyorum tekrar 3 tane artıyorum 1 2 ve 3 3 trabzan olarak arttım. 2 tane zincirimi çekiyorum. Yine 3 trabzan olarak artışımı yapıyorum. 2 ve 3. Ve gövdemi örmeye başlıyorum. Hemen ilk trabzanın üzerine batıyorum. Sıradaki trabzanımın üzerine batıyorum. Alt sıradaki artış yapmış olduğumuz trabzanlarımız. Ve zincirimin içerisine bir tane batıyorum. Tekrar trabzanımı örüyorum ve zincirim trabzanım zincir trabzan bu şekilde örerek devam edelim artış yerine geldiğimizde tıpkı alttaki gibi 3 tane trabzan 2 zincir 3 trabzanımızı örelim yine kutularımızı bir tane zincirin içerisine bir tane trabzanın üzerine trabzanlarımız ördükten sonra yine artışlarımızı iki zincirimizin içerisine 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan olarak tamamlayalım ve Uç noktaya kadar aynı işlemlerimizi tekrar edelim. Şurada görmüş olduğumuz işlemlerimizi ve diğer uçta görüşelim. Üçüncü sıramızı da trabzanlarımızı örerek tamamladık. Şimdi dördüncü sıramıza tıpkı ikinci sıramızda yapmış olduğumuz kafes işlemini yapıyoruz. Yine üç tane artışlarımızı iki zincirimizi yapalım. Ve onun üzerine de buradaki görmüş olduğumuz trabzanlarımızı örelim. Yine üçer artışımızı yapalım ve sonrasında görüşelim. Şimdi birlikte başlayalım. 4 tane zincir çekmiştim. Bir tane atlıyorum. Diğer trabzanıma batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir atlayarak diğer trabzanıma bir zincir bir atlayıp diğerine batıyorum. Ve örmeye devam ediyorum. bir tane atlıyorum bakınız bir tane zincir çekiyorum bir atlıyorum araya girerek 3 tane trabzanımı örüyorum artışlarımı yapıyorum araya iki tane zincir tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum 3 bakınız 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanımızı ördüm bir tane zincirimi çekiyorum hemen ilk trabzanımı atlayarak ikinci trabzanımla başlıyorum ve bu şekilde bu sıramızı da tıpkı ikinci sıramızda olduğu gibi tamamlayalım artışlarımızı yine üçer üçer yapalım ve üzerine de bu sıramızı örelim yine üçer artışımızda sonrasında görüşelim Elbisemin robasını örmeye devam ettim. Bakınız bir sıra trabzanlarımız, bir sıra kafesimiz, bir sıra tekrar trabzanımız ve her bölümde üçer üçer artışlarımızı yaptık. Tekrar kafesimin olduğu bölüme başladım. Sayalım 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. sıra kafesimizin olduğu yerdeyiz. Şimdi artış yerimize geldim. Bakınız bir tane zincirimi çekiyorum. Artış yerimin olduğu yere geliyorum. 1 ve 2 tane artış yapıyorum bu bölüme. Bu sıramızda tamamen artışımızı 2 tane olarak yapalım. 2 zincirimi çekiyorum 1 ve 2 tekrar 2 tane artışımı yaptım bir zincirimi çekiyorum bir trabzan atlayarak diğer trabzanımın üzerine batıyorum yine bir tane zincirimi çektikten sonra bir atlayıp diğerine batıyorum ve bu şekilde yine kafesimizi örelim yalnız dikkat etmemiz gereken tek nokta iki trabzan iki zincir iki trabzan diğerlerinde bakınız üçer üçer Trabzanlarımızı artırmıştık Ama bu sıramızda ikişer Trabzan olarak sıramızı tamamlayalım Evet kafesimizi de ördük Ve bir tane daha trabzan sıramızı Örmeye yeniden başladım Bakınız şimdi tekrar bir daha sayalım 1 2 3 4 5 6 ve 7. Trabzan sıramızdayız Şimdi bu sıramızda artık Kollarımızı kapatalım Önümüzü ve arkamızı Örmeye devam edelim kolumuz kalsın Şimdi trabzanlarımı arkadan örerek geldim. Bakınız aynı şekilde ördüm. Tam iki tane zincirin olduğu yerdeyim. Bir tane trabzanımı örüyorum. Hiç zincir çekmeden kolum için ördüğüm bölümü şu şekilde büküyorum. Araya zincir çekmeden sadece tığımın başını doluyorum. Bir trabzanımızı zincirimizin içerisine ördükten sonra birer birer örmeye devam ediyorum zincirimin içerisine ve trabzanımın üzerine yine yukarıda örmüş olduğumuz sıradaki gibi bir tane zincir içi bir tane trabzan üzeri olarak örelim ve diğer kolumuza kadar ilerleyelim Evet diğer kol altına kadar birleştirme yaptıktan sonra örerek geldim bakınız bu uçtan diğer ucumuza kadar geldik yine bir tane iki zincirimizin olduğu yere girerek trabzanımızı örelim zincir ilave etmeden hemen kolumuzu bükelim şöyle çevirelim ve araya bakınız artış yerimizin tam ortadaki iki zincirin bulunduğu yere girelim bir trabzanımızı örelim ve sonrasında diğer trabzanlarımızı da örerek gövdemizi tamamlayalım Sonuna kadar ilerleyelim. En son trabzanımıza varana kadar ördük. Bakınız her iki yönümüzü tamamladık. Şöyle önümüzden görelim. Çok güzel bir roba çalışması oldu. Şu anda sadece kollarımızı ayırdık. Biraz da ana gövdeden örmeye devam edeceğiz. Ama öncesinde birleştirme işlemimizi yapalım. Trabzanımın üzerindeyim bakın. Diğer trabzanımın olduğu bölümü de alıyorum zincirimin üzerine gelerek sadece batıyorum bakın sadece batıyorum şu şekilde geçiyorum ikisi şu an birleşti bakınız 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve bir tane daha ilave ediyorum yine kafes yöntemiyle ilerliyorum bir tane zincir bir trabzan atlıyorum bir zincir bir trabzan atlayarak kafesimizi örüyorum ve gövdemizin başlangıç yerine kadar örerek gelelim Evet en son trabzanımıza kadar örerek geldim son trabzanımın olduğu yerdeyim bir tane zincirimi çekiyorum ve dört tane başlamış olduğum zincirimin üzerine gelerek batıyorum bir tane zincir ilave ediyorum ve rolamı bu şekilde tamamlamış oluyorum elbisemin arkası ve Şöyle çevirdiğimiz zaman elbisemin ön kısmını görmekteyiz. Şimdi ipimizi kestik ve siyah ipimi alıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Arkayı tekrar çeviriyorum. Zincirimin olduğu yere gelerek batıyorum. 1, 2, 3 tane zincir ve bir tane bakın zincir çekip atladığımız yere bir trabzan trabzanımızın üzerine bir trabzan tekrar araya yukarıdaki yapmış olduğumuz işlemimizin aynısını tekrar edelim şöyle iplerimizi de gizleyelim Evet sıramızın başına kadar bir zincirimizin içerisine bir trabzanımızın üzerine batarak gelelim başlangıç yerimize kadar örerek geldim şu şekilde Şimdi geçişimizi yapıyoruz. Zincirimizin üzerine sadece batıyorum. Çekiyorum. 3 tane zincirimi ilave ediyorum ve bir sıra daha bütün e, siyah trabzanlarımın üzerinden birer birer örüyorum. Başını doluyorum. Bu şekilde 2 sıra siyahımızı tamamlamış oluyoruz. İkinci sıra bakınız trabzanımı ördüm en son birleştirmesini yapıyorum zincirimi çektiğim yere gelerek batıyorum ve bir tane zincir çekerek kesiyorum Evet bel kısmını bu şekilde tamamladık roba kısmı bitti şimdi ben tığ numaramı biraz büyütmek istiyorum eteğimde tabi siz aynı numarayla da devam edebilirsiniz ben 3 numaraya geçiyorum elimdeki tığım iki buçuk çok bir fark yok ama daha rahat açılmasını istediğim için 3 numaramı örüyorum. Aynı numarayla da devam edebilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Nasıl arzu ederseniz. İpimi bağlıyorum. Yine arkaya çeviriyorum. Zincirimin olduğu yere gelerek batıyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3. Çekiyorum. Ve hemen trabzanı örüyorum 2 3 4 5 5 tane trabzan ördüm 6 7 7. trabzanımı 2 defa örüyorum artış yapıyorum bakınız 2 4 6 7'yi 2 defa ördüm 8 oldu tekrar başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 bakınız 7 7'yi bir daha örüyorum şöyle görelim 2 4 6 7 2 defa örüyoruz Evet sıramızın başına kadar bu şekilde trabzanları birer birer örelim ve yedinci iki defa örelim artışımızı yapıp bel kısmını güzelleştirmek istediğimiz için her 7 de bir artışımızı yapıyoruz. Eteğimizi örmeye başladık. Şimdi arkasından birleştirerek ikinci sıramıza başlayalım. 3 tane zincirimizin tepesine gelerek batıyorum. Tekrar 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum ve saymaya başlıyorum. Hemen yanındaki ile birlikte 2 trabzanım oldu 3 4. 5 6 7 ve 8 8 tane trabzanımız ördük 2 4 6 8 9. trabzanımı yandan alıyorum dışa kabartıyorum ve devam ediyorum şimdi 8 tane trabzanımı örüyorum hemen yanındakine batıyorum 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 trabzanımı ördüm 9. trabzanı yandan alarak örüyorum ve ilerlerken yine 8 tane trabzanımızı örüp 9. yandan örüyoruz bütün sıra boyunca aynı işlemimizi yapıyoruz sayalım yine 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 9. yandan alıyorum ve örüyorum. Şimdi işlemimizi ne yaptığımıza bakalım. 2 4 6 8 8 tane trabzanımızı ördüm. 9. trabzana yandan şu şekilde girerek ördüm dışa kabartı yaptım burada başlatmış olduğum kabartı eteğimiz tamamlanana kadar devam edecek ve devam ettik 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane trabzanımızı alttaki trabzanlarımızın üzerine ördük 9. yine yandan alarak ördüm 8 tane trabzanım ördüm 9. trabzanı yandan girerek ördük ve bu şekilde sıramızın sonuna kadar örerek gelelim en son ilmeğimizin yanına kadar e, geldim. 8 tane ördüm. 9. yandan kabarttım. 8 ördüm. Yandan kabarttım şeklinde bütün sıramızı örerek devam edip geldik bakınız. Evet şimdi sıramızın tekrar başındayız. Eğer 1 2 ilmek kaldıysa hiç önemli değil. Arayı düz örün. En sondakini kabartma olarak yapın. Evet en son ilmeğimi kabartma yaptım. Diğer tarafıma geçiyorum şimdi bakınız. 3 zincirimin üzerine batıyorum geçişimi yaptım. Bu sırada artma ya da eksilme yapmıyoruz. Yine arada 8 ve yandaki kabartılı trabzanımızı örüyoruz. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Birer birer örüyorum. Bakınız. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane trabzanımı ördüm. 9. trabzanımı yine yandan alıyorum ve örüyorum ve bu şekilde devam ediyorum şimdi bu sıramızı tamamladıktan sonra yine bitişte görüşelim Evet toplamda 3 sıra kırmızımızı tamamladık birinci sıramızda ayırmadan örmüştük ikinci sıramızda 8 trabzan 9. kabartı üçüncü sıramızı da aynı şekilde 8 trabzan 9. kabartı olarak ördük şimdi yeni sıramıza başlıyoruz ve bir tane artışımızı yapıyoruz 8 olan aralarımızı 9 olarak e, örmeye başlayacağız. Her bir kutumuzun içinde bir tane artışımız olacak. Yine bu kabartılarımız aynı şekilde devam edecek. Hemen arkasını çevirerek örmeye başlayalım. Zincirimin üzerine gelerek batıyorum ve birleştirme işlemimizi şu şekilde yapıyorum. Sadece geçiş yapıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Hemen yanındakine batıyorum sırayı takip ediyorum 2 4 6 8 8 tane trabzanımızı ördüm 8. trabzanın içerisine bir tane örüyorum yan kabartmaya geçmeden önceki son trabzanımızı iki defa örüyoruz burası artık 8 değil 9 oldu hemen yandaki kabartımı örüyorum tekrar diğer grubun içerisine başlıyorum örmeye ve sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 Bakınız kabartımdan bir önceki 8. 8'in olduğu yeri bir daha örüyorum. Artık aramız 9 oldu. Ve kabartılı trabzanımızı bölüm aralarını belirtmek için yine yandan girerek örüyorum tekrar bir daha artışımızı yapalım hemen yanındaki trabzanın örmeyi unutmayın bir buradan başlıyoruz 2 3 4 5 6 7 8 8. trabzanı bir daha örüyorum. Ve yandaki kabartımı örüyorum. Evet artış sıramızı bitirdim. Ee, bakınız şurayı çift olarak örmüştük. Bu sıramızda ve bir sonraki sırada hiçbir şey yapmadan üzerlerine birer birer batarak örüyoruz. Bakın başlangıcı yine birlikte yapalım. Birinci trabzanımı ördüm. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 bakınız arttığımız trabzanımızı da ördüm. Hemen kabartılı trabzanımı yandan girerek örüyorum. 1 2 1 sıra daha ekliyorum. toplamda 3 tane 9 bir kabartıyı 3 sırada tamamlıyoruz. Daha sonrasında görüşelim. eteğimizde 3 sıra 9 olarak ördüm bakınız 1 2 3 şimdi bir tane daha artışımızı yapacağız ve 10 olarak örmeye devam edeceğiz onu da yine 3 sıra halinde örelim şöyle bakalım isterseniz yaptığımız çalışmamıza bakınız 3 sıra 9'umuzu ördük şimdi 3 sıra 1 2 3 onu örelim daha sonra 11 yapalım ve istediğimiz kadar uzatalım geçişimizi yaptım yeni sıram için örmeye başladım bu şekilde devam ediyorum istediğimiz kadar uzatıp istediğimiz kadar artırabiliriz Ben şimdi 3 sıra daha aynı şekilde 10 olarak örmeye başlıyorum 2 4 6 8 9'lu bakınız 9. bir daha örüyorum 10 sayısına ulaşıyorum yanındaki kabartımı ördükten sonra buradaki 9 olan trabzanımın sonunu 2 defa örerek 10 trabzan sayısına çıkarıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve Aynı yere bir daha batıyorum 10 yandaki kabartımı yapıyorum ve eteğim istediğim uzunluğa gelene kadar her 3 sırada bir sayımızı artırarak örmeye devam ediyoruz. Bu onun birinci sırası 2 ve 3 daha öreceğim yani ikinci sıra ve üçüncü sırayı ilave ettikten sonra 11 olarak artacağım. Eteğim dilediğim uzunluğa gelene kadar artışlarımı devam edeceğiz. Evet. Şöyle görelim. Çok birden artış istiyorsanız iki sırada ya da her sırada artışlarımızı yaparak devam edebilirsiniz. Ben normal bir şekilde artışımın devam etmesini, ilerlemesini istiyorum. Evet, istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam edelim. Elbisemizin aşamalarını yavaş yavaş tamamlamaya başladım. Eteğimi istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm. Ben küçük bir elbise öreceğim için eteğim daha çabuk tamamlandı. 2 4 6 8 10 12 14 15 sıra ördüm. Tabii öreceğimiz yaş grubuyla alakalı olarak daha fazla uzatabiliriz. Uzatma işlemimizi yapacağımızda dikkat etmemiz gereken kural ya iki sırada ya üç sırada bir artışlarımızı yapalım. Her kutumuzun içerisinde yani her dilimimizin içerisinde birer tane artış 2 3 sırada tekrar ederek Aşağıya doğru ilerleyelim. Ben zaman kaybetmemek için bu görmüş olduğumuz yuvarlak puanları e, eteğime diktim. Bir tanesini iki dilimimizin birini birine tam ortalayarak bir, birine iki, birisine tam ortalayarak birer tane diktim. İki bir şeklinde. Şimdi e, bir tanesini nasıl örüleceğini birlikte görelim. bakalım yine iki buçuk numaralı tığımla örüyorum. Çok kolay bildiğimiz sihirli halkayla alalım halkamızı yapalım içinden geçirelim 1 2 3 4 4 tane zincirimi çektikten sonra halkamın içerisine toplamda zincirim de dahil olacak şekilde 12 tane trabzanımızı örelim 3 4 5 6 7 sıkıştırıyorum ve devam ediyorum 8 9 10 11 şimdiki yapacağım 11 ve son olarak 12. trabzanımı örüyorum 12 tane trabzanımı ördükten sonra alttaki ipimi asılıyorum güçlü bir şekilde sıfır olarak kapatıyorum bakınız. Ve 4 zincirimi çektiğim en üst kısma gelerek batıyorum. Battıktan sonra ipimi sadece aradan geçiriyorum ve bir tane zincir çekerek makasımız yardımıyla kesiyoruz. Kestiğimiz ipimizi özellikle bu uçta kalan hemen arkasını çevirelim ve içe doğru alalım. İçe doğru aldıktan sonra sihirli halkanın ilk başlangıçtaki ipini de şu şekilde alalım. Ve keselim tekrar. Hemen dikilmeye hazır hale geldi. Evet eteğimize ne kadar ihtiyaç varsa o kadar bu sayılarımızı tamamlayalım. Yani yuvarlaklarımızı örelim ve yerleştirerek dikelim şöyle bir tanesini sizlerle birlikte dikmek için ayırmıştım hemen. Bir tanesini birlikte dikelim. Bakınız ortaya yerleştiriyorum. Evet, ortalıyorum. Bakınız 1 2 1 2 3 4 5. 5 tane yukarıda var. 6 ile 7'nin olduğu yerde. 1 2 3 4 5. 6 ile 7'nin olduğu yere tam ortalayarak yerleştiriyorum. Arkadan alıyorum ve başlıyorum kenarlarından düzgün bir şekilde dikiyorum bütün kenarlarından dolaşalım e, yıkadığımızda falan sıkıntı olmadısın Evet, bütün kenarlarını diktikten sonra arkasını çevirip düğümümü atıyorum ve ipimi kesiyorum. Bütün puanlarımızı diktikten sonra eteğimizi beyaz ipimizle altına dilim örmek istiyorum. Hemen dilimimizin bir tanesinden başlıyorum. Önce ipime zincirimi çekiyorum ve bir zincirimle sabitliyorum bakınız. Tığımın başını doluyorum. 1 2 Bakın 1 2 3. 3. trabzanımın olduğu yere gelerek batıyorum ve tırabzanlarımı örmeye başlıyorum. 2 3 4 5 6 6 tane trabzanımı ördükten sonra tekrar sayıyorum. 1, 2, 3, 3. Üçüncü trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Ve tekrar tığımın başını doluyorum. Sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncü trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. 6 tane trabzanımı örüyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Tekrar 1, 2, 3, 3. trabzanıma batıyorum. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3. trabzanıma batarak 6 tane trabzanımı örüyorum. Ve başlangıç yerime kadar bu şekilde örerek geliyorum. 3 trabzan atlıyorum. Bakınız 2 trabzan atlayıp üçüncüye batıyorum. 6 trabzan tekrar 2 trabzan atlayıp 3.ye batıyorum. Sadece sık iğnemi yaptıktan sonra tekrar 3. trabzanın içerisine 6 tane trabzanımı örüyorum ve sıramızın başlangıç noktasına kadar bu şekilde örerek ilerliyoruz. Bizim etek kısmını bakınız altını çalıştık, tamamladık. Şimdi arkasının düğme ve ilik yerini çalışmaya başlayalım. Bakın kenarını yapmadığım kısım sağ taraf ilik açacağımız yer. Diğeri ise sol tarafımız düğmemizi dikeceğimiz bölümümüz. Hemen alttan başlıyorum. Önce düğmemizi dikeceğimiz yerden en alttan girelim. Bir tane zincirimi ipimi çektikten sonra bir ve iki tane zincirimi çektim. En son bakınız. Tığımın başını doluyorum. Hemen buradaki trabzanıma bir. 2 defa başını doluyorum ve tek seferde çekiyorum ve diğer kutucuğun içerisine geliyorum başını doluyorum tek seferde çekiyorum ikinci kez yine aynı şekilde tek seferde başını dolayıp çekiyorum her trabzanımıza bakın buradaki kutucuğun olduğu yere geliyorum 1 ve 2 iki. ikişer ikişer batarak yukarıya doğru ilerleyelim tek sefer çekmemiz yeterli bir iki iki tane en son yani ilk başlangıç noktamıza kadar geldim burası başlangıcımız olduğu için yine başını doluyorum zincirimin içerisine girerek batıyorum tabi tığımızın ucu biraz kalın olunca zincir içine girmek zor oluyor Evet çekiyorum bir tane zincirimi çektim yani en sondaki e, trabzanımızın kenarına 3 tane ördüm bir zincirimizi çektikten sonra örgümüzün yönünü çevirelim sırası ile bütün trabzanlarımızın tepesine sık iğnelerimizi örerek başlangıç yerimize kadar ilerleyelim sadece sık iğne örüyoruz ve düğmemizi çalışacağımız yeri bu şekilde tamamlıyoruz Sona kadar geldim. Bakınız düğmemizi çalışacağımız bölümümüzü tamamladık. En son sık iğnemi ördükten sonra bir tane bir çekiyorum ve kesiyorum. İpimizi de hemen içeriye gizleyelim. Şimdi diğer tarafa geliyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum tığıma ve başlangıç noktasında yukarıdan başlıyorum. Trabzanımın en üst kısmın kendisine batıyorum. 1 ve 2 2 tane zincirimi çekiyorum sıramın başını doluyorum hemen araya girerek 2 defa 1 2 2 defa batıyorum diğer kısımları da aynı şekilde ikişer ikişer doldurarak en alt noktaya kadar ilerliyorum şöyle ipimizi de alta alıp gizleyelim uç noktaya kadar ilerleyelim sona kadar geldim bir tane zincirimi çekiyorum yine aynı şekilde trabzanlarımın üzerlerine birer birer sık iğnemi yaparak yukarıya doğru ilerliyorum bir tane düğmemiz yeterli Ama Tabii daha büyük kızlarımız için ördüysek iki tane de çalışabilirsiniz. Evet yukarıya kadar geldim. 1, 2, 3, 4. 4 tane trabzanım kaldı. 1, 2, 2 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2 atlıyorum. Bakınız 3.ye batıyorum. Bakınız 1, 2 atladım. üçüncünün olduğu yere batıyorum. Ve en son zincir çekerek başladığım yere de batıyorum. Ve bir tane minik düğme yeri yaptım. Bir zincirimi çektikten sonra ipimizi kesiyoruz. Ve bu fazla iplerimizi hemen içeriye alarak gizliyoruz ve şurada bakınız ilk yerimiz üst kısımda olacak şöyle şuraya bir tane dikiş atabiliriz beyaz ipimizle zaten daha önceden hazırdı bakınız şöyle sadece birkaç tane dikişimizi hemen atıp altın Kabartılı olmasını engelleriz. Eğer isterseniz daha derinse arka bölgesi yukarıya doğru da dikerek çıkabilirsiniz. Ama bizim bu zaten minik bir elbise olduğu için gerek yok. Ama daha büyükse yukarıya doğru da biraz dikerek ilerleyebilirsiniz. Şimdi ben düğümümü atmak için ipimi tekrar takayım. Sonra kolumuzu yapmak üzere görüşelim. Evet elbisemizin eteğini e, arkasının düğmesinde ben dikerek hazırladım bir tane düğmemi diktim şimdi kolumuzu birlikte çalışmaya başlayalım Bakınız bir tanesini ben önceden çalışmıştım hemen kol altından sık iğne örerek başlıyoruz Bakınız 1 2 3 3 tane şu kısmı sık iğne örüyorum sonra başını dolayarak batıyorum daha sonra ise trabzanlara çeviriyorum şöyle görmüş olduğunuz gibi orta kısımlar trabzandan sonrasında diğer uca tekrar gelirken yine bir defa başını dolayarak aşağı doğru iniyoruz ve en son yine kol altını sık iğnemizle tamamlıyoruz şöyle görüyoruz ve iki sıra dolaşıyorum bir sırada örerek ilerliyorum İkinci sırada sadece üzerlerine batıyorum ve her kutunun içerisine üçer üçer trabzanlarımı örüyorum bakınız trabzan üzerine batmıyorum sadece kutucuklarımızın içerisine batıyorum diğer trabzanlarımı başını dolayıp batın bakınız ikişer ikişer sık iğnelerimiz birer birer şu uçtan itibaren şimdi birlikte örmeye başlayalım diğer kolumuzu bir tane zincirimi çektim ve kolumun altını hemen alıyorum tam kol altına giriyorum bir tane zincirimi çekiyorum buraya sabitledikten sonra bakınız kendimize. Evet şimdi yukarıya doğru çıkmaya başlıyorum hemen bir tane sık iğnemi örüyorum bir sık iğne yandaki yere giriyorum 2 bakın trabzanlarım denk geliyor artış trabzanlarımız 3 ve 4 her birisine birer birer sık iğnemi ördüm hemen buradaki ilk kutunun içerisine 1 başını doladım battım ve aynı yere ikinci kez başını dolayarak çektim iki defa aynı işlemi yaptım sık iğnelerimi birer birer yaptım buradaki başını dolayıp battığımı iki defa tekrar tığıma başını doluyorum bir ve iki bakınız burada da aynı işlemimizi yapmıştık bir iki üç tane kutucuğumuzun içerisine örmüştük ve son olarak üçüncü kutucuğumuza da iki defa başına bir defa dolayıp tek seferde çekiyoruz tekrar buradan sonrasında diğer şu uç kısma gelene kadar her kutucuğun içerisine 3 tane ikili trabzanımız örüyoruz. İlkine giriyorum. 1 2 ve 3 Hemen yandaki kutuyu aradaki trabzanımı batmıyorum. Yandaki kutunun içerisine geliyorum. 1 2 ve 3. Diğer kutunun 1 2 ve 3. Tekrar sırasıyla ile uç kısma doğru her kutucuğun içerisine üçer trabzanımızı örerek arkaya doğru ilerleyelim sıra ucumuza kadar örerek geldim bakınız buradan başlamıştık tamamen çevresini örerek geldim her kutunun içine üçer tane ikili trabzanımızı ördük şimdi 1 2 3 tane kutumuz kaldı bakınız artış yerimizin hemen yanında tığımın başını doluyorum tek seferde çekiyorum 1 aynı yere bir daha batıyorum tek seferde çekiyorum 2 tığımın başını doluyorum tek seferde 1 yine aynı yere ikinci trabzanımı tek seferde çekiyorum bir sonraki kutunun içerisine de giriyorum 3 tane tek seferde çekiyorum bakınız 3 tane çifter çifter ve başlıyorum sık iğnemi örüyorum trabzanlarımın tepesine tekrar sık iğnemi örerek başlangıç yerime doğru ilerliyorum tamamen bu kısmı yaklaşana kadar sık iğnemizi örelim hemen batalım ve başladım bakınız tekrar üzerinden batıyorum sık iğnelerimi sık iğnelerimi sık iğne olarak batıyorum diğerlerini bakın en son sık iğnemi de örüyorum iki defa iki tane başını dolayıp çektiğimiz trabzanımız var hemen yanındakinin de üzerine batıyorum tek seferde çekiyorum bir sonraki tek seferde yine üzerine batıyorum tek seferde sırasıyla örüyorum şimdi ikili trabzanlarımı ördüm yere geldim her birinin üzerine batıyorum yine ikili trabzan olarak her birisini sırası ile örüyorum başını doluyorum 1 ve 2 de çekiyorum başını doluyorum 1 ve 2 başını dolayarak başlangıç yerimize kadar nasıl öyle örüyoruz. Trabzanlarımızı trabzan olarak tek sefer çektiğimizi tek sefer sık iğnemizi ise sık iğnemiz olarak örelim ve bitirelim. Elbisemizi fiyonk çalışması yapmak için zincirimizi çekmeye başlayalım. Elbisemiz ne kadar büyükse fiyongumuzun zincirini de o kadar fazla çekerseniz daha güzel olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tane zincirimi çektim. Ben bizim elbisemiz normal küçük bir elbise onun için yeterli. Geriye dönüşümü yapıyorum. 1, 2, 3. Siyah olduğu için görülmüyor ama 3. zincirimin içerisine başını dolayarak geliyorum. Tek seferde çekiyorum. Diğer bütün zincirlerimi aynı şekilde başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. başlangıç yerine kadar aynı işlemimizi yapıyoruz. Girerek tek seferde kapatıyoruz. Evet, uca kadar bu şekilde örelim uç noktaya kadar geldim. Hepsini tek seferde başını dolayarak battım. 2 tane zincirimi çekiyorum en son. Ve örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. İkinci trabzanımın üzerine batıyorum. Yine tek seferde çekiyorum. Ve istediğim ölçü gelene kadar sürekli örgümüzün yönünü çevirerek tek seferde örelim görüşelim. Evet fiyangomuzu 5 sıra ördüm. 1, 2, 3, 4, 5 iplerimi içine çektim ve kırmızı ipimle kenarını dolaşmak istiyorum. Şöyle ortada bir şekilde başlıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Kırmızı ipime düğüm atıyorum. Giriyorum. 1, 2. Tığımın başını doluyorum. Sırası ile birer birer trabzanlarımın arasına giriyorum. İki buçuk numarada tığımla örüyorum. Hem fiyongumu hem kenarını. Üç numaramla değil. Araya girdim. bakın, Bakınız. köşeyi dönüşte bir. iki, Üç defa batıyorum. Yan tarafa geçiyorum. Ve ilerliyorum. sırasıyla bakınız bu şekilde dört kenarını da dolaşalım ve başlangıç yerimize kadar ilerleyelim. Başlangıç noktamıza kadar dört kenarımızı da örerek geldim. Şimdi bir tane zincirimi çekiyorum. Zincirimi çektikten sonra ipimizi şöyle biraz uzun bir şekilde koparalım. Çünkü etrafında dolaştırmak istiyorum. Biraz uzun kopardım ve çekiyorum koparmış olduğum ipi içinden geçiriyorum ve düğüm atılmış oluyor bu şekilde Evet şimdi tam ortadan şu şekilde kavruyorum güzelce piyon görüntüsünü veriyorum ve sarmaya başlıyorum kırmızı ipimle fazladan koparmış olduğumuz ipimizle dolduralım yeterli kalınlığımız geline kadar saralım. Şu şekilde bakınız yeterli. Evet arkasından kesiyorum. İpimi içeriye alıyorum. Tekrar çeri alıyorum. Ve şöyle düğüm atıyorum. Zincir çeker gibi yapıyorum. Düğümümü atıyorum. Yani aslında bir tane zincirimizi çekip kapatıyoruz ve içine doğru gizleyelim. Fazla olan ipimizi yine keselim. Tığ örgümüzü bu şekilde hazırladık. Bakınız gayet güzel oldu. Kollarımızın her ikisini de bakınız bu şekilde tamamladık. Çok güzel oldu. Alta doğru daraldı. Yukarıya doğru ise çok hoş bir görüntü oluştu. Şimdi daha önce hazırlamış olduğumuz fiyongumuzu hemen belimizi tam ortalayalım. Şu şekilde. Ortaladıktan sonra ipimizi kırmızı ipimizle tam şöyle arkasından güzelce dikelim. ipimizi sardığımız yerden dikiyorum kenarlarına da birkaç tane dikiş atarsak sabit olur şöyle bakınız Dilerseniz şu şekilde serbest de bırakabilirsiniz tamamen zevkinize göre Evet sevgili arkadaşlar bir çalışmamızın daha bu şekilde sonuna geldik prenses elbisemizi tamamladık minik prenseslerimizin cıvıl cıvıl giyeceği güzel bir elbise oldu Umarım faydalı olabilmişizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.